İmir ya, Rodoklu bir tüccar kızı olarak gelende kal radyoya gözlerini açar. Orta çağda kadın olmanın zorluğu bir yana, güzelliğiyle daha çok dikkat çeken İmirya'yı çok zor günler bekler. Özgür ruhlu, gereksiz şiddete karşı olan, oldukça saf ve idealist bir kadın olan İmirya, ailesiyle birlikte Yalen'de yaşar. Ancak çocukluğunun büyük bir kısmını Veluca'da geçirmiştir. Veluca'da limon ağaçları, elmalar ve çiçekler bulunur. Bu yüzden çok güzel bir kokuya sahip olan şehir, kışları yağışlı ve yazları sıcaktır. Ancak Velucalılar büyük sarnıçlar inşa ederler ve kışın yağan yağışları bu yeraltı su deposunda biriktirirler. Velucalılar genel olarak üzüm eker ve şarap üretirler. Geceleri müzik dinler ve satranç oynarlar. Şairler bu şehirden cennet olarak bahseder. İşte böyle bir toplumda büyüyen Nimira, satranç sayesinde oldukça zeki ve akıllı bir kızdır. Bir gün yine akrabalarının yanına tatile gider. Ancak tatil için gittiği Yalen onun kabusu olur. Babası onu Veluca'da ticaret yaptığı bir tüccarla evlendirmek ister. Ancak bu tüccar Ymirya'dan tam 30 yaş büyüktür. Ymirya bunu duyar duymaz evden kaçar ve Kalradya'da kaçak olarak nasıl hayatta kalacağını düşünmeye başlar. Bir süre aşçılık yapar ancak güzelliği yüzünden sürekli erkekler tarafından rahatsız edilir. Aklına haydut çetelerine veya paralı askerlere katılmak gelir. Kendi başımın çaresine bakabilirim der kendi kendine. O sırada biz oyuncularla tanışır. Ymirya, Jeramus kadar olmasa da ilk yardım becerisi ve ticaret becerisi yüksektir. Ayrıca birinci seviyede gruba alabileceğiniz iki yoldaştan biridir. Yani oyun başı alıp geliştirilmesi en mantıklı yoldaşlardandır. Babasıyla görüşmese de kız kardeşiyle ara sıra haberleşen Ymirya, izin verdiğiniz takdirde kız kardeşiyle gizlice buluşarak sizin için Rodok Krallığı hakkında bilgi toplayabilir. Köylülere saldırmayı gereksiz acımasızlık olarak görür ve sizi uyarır. Tek şikayet ettiği de budur. Açlıktan veya savaştan kaçmaktan gocunmaz. Ymirya aleyhini cesur bir şövalye, esprili ve görgülü biri olarak görür. Aslında aşıktır ona. Alien ise bu durumun farkında olsa da soylu biri olmanın getirdiği bazı sorumluluklar dolayısıyla Ymirya'yı beğense de ikisi birlikte olamaz. Lezalit'le haritada gezmeyi, Matet'le ise beraber savaşmayı sevmez. Çünkü Lezalit sürekli askerleri kırbaçlamak ve cezalandırmaktan söz eder. Ymirya ordunun bir çocuk yuvası olmadığını bildiğini ancak Lezalit'in gaddarlık uğruna zulümden zevk aldığını söyler. Matet ise savaştan sonra bir düşmanın cüzdanını aldığı sırada o düşmanı ben öldürdüm dolayısıyla ganimet benim diyerek eline vurduğu için sevmez. Eğer Ymirya grubunuzdayken Desavi'ye kral olma iddianızı yaydırırsanız Desavi Kalradya sizin tüm hırsızları cezalandıran bir kral olduğunuzu söyler. Ymirya ise bunu doğru bulmaz ve bir kral merhametli olmalıdır der. Ymirya'nın sevmediği kişileri grubunuzda tutar ve sürekli köylülere saldırırsanız Ymirya size savaşçının hayatına uygun olmadığını ve tüccarlık yapacağını söyleyerek yanınızdan ayrılır. Ancak bir süre sonra tekrar karşılaştığınızda tüccarlık yapmak için yardımcı olacak kişinin pek sıcak karşılamadığını ve akrabalarının sürekli hayatını mahvettiğini nasihatleri çektiğini söyleyerek Veluca'da şarap içmektense savaşçı olarak kamplarda yemek yemeyi tercih ederim der. Ve onu geri almak isteyip istemediğinizi size sorar. Son olarak onunla savaşta karşı karşıya gelirseniz bunun trajik bir durum olduğunu, savaşın gelgitlerinin bir gün tekrar dost olmamıza izin vermesini ummaktan başka çaresinin olmadığını söyler.